Bizi de yazıyor. Burada diyor işte Kürtler de katlediliyor diyor. Devlet terörü de yaşanıyor diyor bir başkası. Burada masum insanları ayırmak gerekiyor. Devletin görevi de o. Ve maalesef Silvan'a hiç kimse giremiyor sevgili izleyenler. Hiçbir haber veremiyoruz sizlerden ne yaşandığı hakkında. Ama devlet, hukuk devleti, hukuk devleti eğer hukuk devletiysek tabii ki her şeyin hukuka uygun olarak yapılması gerekiyor. Ama tabii ki diyeceksiniz ki böyle bir olay karşısında bunu bir başka devlet müsaade eder mi? Etmez. O zaman da sayın valilere görev düşüyordu. Nasıl izin verdiniz bu kadar silahların yığılmasına bu ilçelere, bu kentlerde? Neden görmediniz o silahlar yığılırken içeriye diye sormak gerekiyor. Millet adına, vatandaş adına. Bakın 12 yerde, 11 yerde, 12 yerde özerklik ilan edildi. Ve bugün Lice'den kötü haber geldi. Sözde özerklik ilan edildi. Bir asker şehit düştü. Şu görüntüyü görüyorsunuz. Söz konusu patlayıcıları koyanlar. Hüseyin aşağıda arka tarafta. Ben babayı mama götüreceğim. Terör örgütü PKK'nın sözde özerklik ilan ettiği il ve ilçe sayısı 12'ye yükseldi. Şemdinli'de, Lice'de güvenlik güçleriyle teröristler arasında uzun süren çatışmalar yaşandı. Çatışmada bir uzman çavuş şehit oldu, 3 asker yaralandı. Terör örgütü Cizre ve Silopi ilçeleriyle birlikte Şırnak Merkez, Hakkari Merkez ve Yüksekova, Diyarbakır, Silvan ve Sur, Batman, Tunceli, Mardin'in Nusaybin ilçesi, Muş'un Varto ve Bulanık ilçeleriyle Van Edremit ve İpek yolunda özerklik bahanesiyle sokakları yakıp yıktı. Gömülen, camilere gizlenen silahlarını çıkaran örgüt saldırılarını artırdı. Bir adet roket atar silah, bir adet keleş. Mehmetçik, Diyarbakır'ın Lice, Hani ve Kocaköy ilçeleri arasındaki kırsalda teröristlerle çatışmaya girdi. İkisi ağır, 4 asker yaralandı. Diyarbakır Dicle Üniversitesi'ne kaldırılan uzman çavuş, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Çatışmada yaralanan bir teğmenle 2 uzman çavuşun tedavileri ise devam ediyor. Erzurum'da teröristlerle girdiği çatışmada yaralanan korucu Yakup Aktürk de kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Aktürk 20 gün önce 6. çocuğunu kucağına almıştı. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde de yola barikat kuran teröristlerle asker arasında çatışma çıktı. Mehmetçik teröristlerin bulunduğu binayı böyle vurdu. Sabah 5'te başlayan silah sesleri gün boyunca susmadı. Teröristlerin açtığı ateşle 4 sivil yaralandı. Hakkari'de özel harekat polisleri de sabah sözde özerklik ilan eden HDP ve DBP'lilerin evlerine baskın düzenledi. 2 kişi gözaltına alındı. Şırnak İdil'de ise polisle çatışan bir PKK'lı yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. O teröristin İdil Belediyesi'nde taşeron temizlik işçisi olarak çalıştığı ortaya çıktı. PKK'lı teröristler Tunceli'de ise yol kesip saatlerce örgüt propagandası yaptı. Yolda mahsur kalanlar arasında gelin ve damat da vardı. Aralarında kadınların da olduğu teröristler kimlik kontrolüne karşı çıkan 3 sürücünün aracında ateşe verdi. Genelkurmay Başkanlığı hava operasyonunun başladığı günden bu yana 450 teröristin öldürüldüğünü açıkladı. Amerika ise PKK'nın kendisinden yardım istediği iddialarının doğru olmadığını duyurdu.